Kalbiniz aslında arabanızın motoruna çok benzer. Kapakçıkları ve basınçlı odacıkları vardır. Arabanızın motoru nasıl geri kalan kısımlarını çalıştırıyorsa, kalbiniz de vücudunuzdaki diğer organların işlevlerinin performansından sorumludur. Bunu, onlar için gereken kanı, besin maddelerini ve diğer şeyleri sağlayarak yapar. Arabanız arada bir hızlıca gaza basmak üzere tasarlanmıştır. Mesela, bir arabanın önünden çekilmek için biraz geç kaldıysanız, frene basmanız ve ara gazı vermeniz gerekir. Benzer şekilde kalbiniz ve kan damarlarınız, akut strese aşırı hız yaparak tepki verir. Kasılmanın etkisiyle kalp atışınız hızlanır. Kan damarlarınız kan pompalamak için daha da gerilir. Besin maddeleri ve oksijen, organlarınızı ve dokularınızı beslemek için vücutta daha hızlı dolaşmaya başlar. Eğer acil bir duruma tepki veriyor olsaydık, bu çok iyi bir şey olurdu. Ama nasıl arabanızın motoru sürekli en yüksek devirde sürerek yakmak istemiyorsak, kalbimizin de sürekli olarak aşırı hızda çalışması çok hasar verici olabilir. Bu yüzden stresin kalbimize zarar veren etkileri konusuna biraz vakit ayırmak istiyorum. Stresin kalbe zarar veren ilk etkisi artan kan basıncıyla ilgili. Stres olunca artan kan basıncına tepki olarak kan damarları biraz daha genişler, yani biraz daha büyürler. Böylece kan damarlarının gerilmesi daha fazla kas yapmalarıyla ve daha da sertleşmeleriyle sonuçlanır. Bu, artan damar sertliği yüzünden daha fazla kan pompalanmasına, damarlarımıza kan taşıması için kalbimizin daha fazla çalışmasına ihtiyaç duyulur. Çünkü damarlar daha fazla sıkılaşmış ve gerilmiştir. Bu da kan basıncının sürekli daha da yükselmesine, yani kısır döngüye sebebiyet verir. Bu durumda yüksek tansiyon denen hastalığa neden olur. Bunu YTN diye kısaltacağım. Kan basıncının çok yüksek olduğu anlamına gelir. Yani vücuda zarar verecek kadar yüksektir. Yüksek tansiyonun zarar veren etkilerinden biri damar hastalığı olabilir. Bunu da yazayım. Damar hastalığı. Damar hastalığı, kan damarlarının rahatsızlığı anlamına geliyor. Kan sürekli olarak damarlarımızda normal basınç seviyesinden daha yüksek bir şekilde akarsa, damarlarımız ve atar damarlarımız hasar görmeye başlar. Bu da plak oluşumunda iltihaplara sebep olabilir. Plak, yağ ve kolesterol gibi şeylere çok bağlıdır. Bu da bu küçük noktalara yapışarak kan damarlarımızı daraltmasıyla sonuçlanır. Damar hastalığının olabileceği en kötü yerlerden biri, koroner atar damarlardır. Koroner atar damarlar, kalp dokumuzu besleyen atar damarlardır. Bu tür bir damar hastalığına koroner arter hastalığı deniyor. Kısaca KAH diyelim. KAH. Bu küçük damarlar tıkandığında, tüm vücudumuza kan yoluyla oksijen ve besin maddeleri sağlayan asıl organ çalışamaz hale geliyor. Yani ölüyor. Çünkü bir doku olarak ihtiyacı olan oksijeni ve besin maddelerini elde edemiyor. Kalp dokuları beslenemeyince ve ölmeye başlayınca kalp krizi meydana geliyor. Çalışan bir pompa olmayınca vücudumuzun geri kalanı da zor durumda kalıyor. Tek hasar gören yer kalbimiz olmuyor. Metabolizmamızın bir kısmı, yani enerjinin oluşumu için yapılan besin maddelerinin parçalanması işlemi de aynı şekilde kötü etkileniyor. Buraya metabolizmayı da yazayım. Böylece bu zararlı etkiler için bir kategori oluşturabiliriz. Fazladan besin aldığımızda, vücudumuz bu fazla besini sonradan kullanılmak üzere depolar. Böylece yedeklenmiş kompleks bir stoğumuz oluşur. Ama stresin sebep olduğu savaş ya da kaç şeklindeki tepki yüzünden vücudumuz kortizol ve glukagon gibi hormonlar salgılar. Kortizol ve glukagon. Glukagon, glikoz enerji deposunun tekrar kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olur. Çünkü bu enerjiye savaşmak veya kaçmak için ihtiyaç duyarız. Stres sadece psikososyal kaynaklıysa ve cidden can havliyle bir şeyden kaçmıyorsak, bu fazladan enerjiye aslında ihtiyacımız yok. Bu fazladan glikoz, metabolizmamızın sağlığını bozabilir.
ve kan şekerimizin çok fazla olduğu anlamına gelen şeker hastalığına sebep olabilir. Buraya kan şekeri fazlalığını da yazayım. Çünkü bu enerjiye aslında ihtiyaç duymuyoruz. Böylece fazladan kan şekeri kan damarlarımızda dolaşıyor. Özellikle batılılaşan kültürlerde şeker hastalığı oranı çok yükseldiği için bu ciddi bir sorundur. Bunların yanı sıra fazla glikoz kalp ve damar rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu zaten önceden bahsettiğimiz bir konu. Böylece aşırı stres kaynaklı kan şekeri fazlalığı bize ciddi şekilde zarar verebilir. Stresin metabolizmaya ve kalbe verdiği zararlar yeterli değilmiş gibi, aşırı stres bir de üreme becerilerimizi kısıtlıyor. Buraya üremeyi de ekleyeyim. Üreme. Kadınlarda üreme büyük miktarda enerji harcanmasına sebep oluyor. Sadece rahim gelişimindeki yumurtlama açısından değil, hamilelik ve cenin gelişimi aşamalarında da. Ama bu işlevde akut stres söz konusu olduğunda savaş veya kaç tepkisiyle sona eriyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Sonuçta dinozorlardan kaçarken veya mutant zombiler tarafından kovalanırken çocuk yapmayı düşünecek değiliz. Genelde psikososyal etkenlerden kaynaklanan kronik stres yüzünden hamilelik hormonlarının salgılanması kronik olarak durabiliyor. Bu hormonlar LH, luteinizan hormon, FSH, folikül uyarıcı hormon ve sonrasında östrojen ve progesterondur. Böylece yumurtlama ve yumurtanın gelişimi zorlaşabilir. Kadınların üreme becerileri kronik stres yüzünden cidden körelebilir. Erkeklerin de benzer şekilde üreme hormonları salgılanmayabilir. Yani testosteronların çoğalması durabilir. Ama asıl ilginç nokta şu, testosteron çok daha az seçicidir ve kadınlardaki gibi zamanlanmış döngülere bağlı değiller. Bu yüzden onları kısırlık seviyesine gelecek kadar azaltmak çok zor. Ama erkeklerin stres kaynaklı asıl problemi ereksiyon bozukluğu, cinsel iktidarsızlıktır. Çünkü sempatik sinir sistemi etkinleştiğinde periferik kan dolaşımı sıklaşır. Böylece daha fazla kan kor bölgesinde yani üst gövdemizde kalabiliyor. Bu da penis gibi vücut uzantılarımıza daha az kanın gideceği anlamına gelir. Aslında ülkemizdeki doktorlara yapılan EB yani ereksiyon bozukluğu ziyaretlerinin sebebi çoğunlukla organ kaynaklı iktidarsızlık değil, stres kaynaklı psikolojik iktidarsızlıktır. Böylece stres çirkin yüzünü kalbimizde ve metabolizmamızda gösterebilir. Hatta üreme kabiliyetimize bile zarar verip onu alt üst edebilir. Ama tüm bunlar yetmezmiş gibi, stresin olumsuz etkileri kendini bağışıklık sistemimizde de gösterebilir. Bağışıklık. Bağışıklık sistemimiz iki ana kategoriye ayrılıyor. Doğuştan gelen bağışıklık ve uyumlayıcı bağışıklık sistemi. Uyumlayıcı sistem çok karmaşıktır. Ak yuvarlar ve antikorlar sayesinde vücudumuza giren kötü şeyler ayırt edilir ve vücut onlara karşı harekete geçer. Diğer yandan, doğuştan gelen bağışıklık sistemi çok daha basit çalışır. Yangı, yani enflamasyon gibi düşünebilirsiniz. Kısa vadede savaş veya kaç şeklinde işleyen akut stres, bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasına sebep olabilir. Bu enflamasyona çok fazla yükleniyoruz. Çok fazla enflamasyon tepkisi olduğunda da vücudumuzdaki faydalı şeylere de saldırmaya başlayabiliriz. Bunun en iyi örneği eklem enflamasyonudur. Eklemlerimiz aşırı derecede iltihaplanır. Yani vücudumuzdaki iyi şeylere de saldırıyoruz. Kısa vadede böyle şeyler gerçekleşir. Vücudumuz iltihaba karşı verdiği tepkiyi gereğinden fazla kullanır ama kronik stres daha farklı sonuçlara yol açar. Eğer vücudumuz kronik strese koşullanırsa, bağışıklık sistemimiz düzgün şekilde tepki vermeyi durdurabilir ve bağışıklık sistemimiz çökebilir. Yani stres bizi sadece direkt olarak hasta etmiyor, aynı zamanda hastalıklara açık hale getiriyor. Bizi daha korunmasız hale getiriyor. Çünkü vücudumuz çok fazla çalışan bağışıklık sistemimizi durduruyor. Bu durum, insanlarla ve hayvanlarla yapılan çeşitli deneylerde de ortaya konuyor. Bunun bir örneği de, stresliyken yaraların daha yavaş iyileşmesidir.
Janice Kaykolt Glaser tarafından yüksek lisans öğrencilerine yapılan araştırmada, büyük bir sınav öncesinde oluşan küçük iğne yaralarının, yaz tatilindeki yaralara oranla %40 oranında daha yavaş iyileştiği ortaya kondu. Sheldon Cohen tarafından yapılan başka bir araştırma, stresliyken hastalığa daha kolay yakalanıldığını gösteriyor. Deneklerin burnuna virüs yerleştirildi. Kronik stres etmenlerine sahip olanların %20 oranında daha fazla gribe yakalandığı görüldü. Stres, tehlikedeyken kurtulmamıza veya zorluklarla mücadele etmemize yardımcı olan iyi bir şeyken, fiziksel sağlığımız üzerinde zararlı etkileri de olabilir.